Neydi o filme? Bu yıl son kez hoş geldiniz. Evet, sezon finalindeyiz. Tabii geri döneceğiz. Çok daha güzel dönmeyi planlıyoruz. Ama bu yılı gördüğünüz gibi Meriç Aral'la kapatıyoruz. Hoş geldin sevgili Meriç. Hoş bulduk, merhabalar. Kayıttan önce söylemiştim aslında. Bu yılı böyle hem oyuncu hem sinefil bir konukla bitirelim istedik. Ve seni seçtik. Umarım doğru karar vermişizdir ki ben buna... İnanıyorum fazlasıyla. Umarım sizi utandırmamak için ben elimden geleni yapacağım da ben de yani pandemiyle ara verdiğim sinema severliğime bugünden itibaren tekrar devam edeceğim. Yani bir maalesef ara verdim ben pandemide diyebilirim yani bunu tekrar söyleyeyim. Belki bu neydi o film o geri dönüş için de bir fırsat olur. Bence olacak ya. Hatta geçen gün Melikşah'la sinemaya gittik. Film festivalinde Petit Maman'a gittik. Hı hı. Sinemaya gitmiyordum 1,5 senedir. Yani işte ne zamandır. Bu acayip iyi geldi yani sinemaya gitmek. Evet bizde de sinema severlerin tümünde olduğu gibi bir bayram havası var değil mi? Atmosfer böyle. Evet başlıyoruz gidebileceğiz artık diye bir heyecan var. Evet. Bakalım sana güzel sorular hazırladık. Neler olacak? Heyecanlıyım. Buyurun. Larkin? Deacon John Larkin? That's correct for 11 points. Evet, sorulara başlamadan önce şunu da söyleyeyim sevgili seyirciler. Teşekkür ediyoruz. Bir yıl boyunca bir sürü program yaptık. Sizler bize sorularınızla, yorumlarınızla destek oldunuz. Bundan sonra da bunları bekliyoruz. Son programımız dedik ama küçük de bir sürprizimiz olacak. Çok uzun olmayan bir vadede onu da bekleyin efendim diyorum. Evet, ve topu Burak'a atıyorum. Başlayalım o zaman bilgi sorularının ilk sorusuyla. Bizim zaten formatı takip edenler için gelenekselleşmiş bir ilk sorumuz var. Bir ısınma sorusu bu. Adında spesifik bir kelime geçen filmleri soruyoruz. Ve ilk sorumuz da şöyle. Adında otel kelimesi geçen kaç film sayabilirsiniz diyoruz. Otel. Budapest Oteli. Süper. Budapest Oteli, evet. Bir dakika, başka düşüneyim. Hiçbir şey gelmiyor gerçekten aklıma. Anayurt Oteli. Evet, bravo. Başka? Otelli filmler. Otelli filmler, Anayurt Oteli. İpucu gelebilir, ipucu verebilirim hemen bir tane. Gelsin. Tamam, Wim Wenders filmi var bir tane. Böyle Mel Gibson oynuyor. Bir şey otel. Aklıma gündeme dair abuk sabuk şeyler geliyor. Gündeme dair aslında çok güzel sorularımız var. Şey falan var mıydı? Var mıydı ya böyle? Flamingo. Yolu. Ay yolu. Bir tane animasyon var. Oteli falan. Efendim? Bir tane animasyon var böyle 3-4 tane. Dracula falan o bölgede adı. Nerede yaşıyor Dracula? Macaristan. İşte oranın bir adı var. Bölgenin kuzeyinde. Yine aynı. Trans. Vallahi ben bilmiyormuşum. Ya ne Trans? Silvanya Oteli. Transilvanya Oteli mi? Evet, doğru. Bildim. Aynen. 3 tane var bundan animasyon. 1, Transilvanya Oteli 2, Transilvanya Oteli 3 mü? Süper, hepsini yazdık buraya. Yazdık. Başka, ya otel kesin daha çok vardır ya. Bir tane böyle Afrika ülkesinde olan var. Politik bir film. Ruanda. Evet. Ruanda Oteli. Evet, Ruanda Oteli. Evet, Otel Ruanda. Ruanda, süper. Ruanda. Mavi Pansiyon diye bir film vardı, sayılır mı? Tamam saydık. Saydık. Şey var o zaman oralara girmişken hani otelin çeşitliliğinden gidelim. Hani evet. Otel, motel. Hostel. Evet. Hostel, doğru. Evet. O da 1-2 yazalım buraya hemen. Hostel 1-2-3. Evet. Kaç tane var bilmiyorum. O korku filmiydi değil mi Hostel? Evet. Korku filmi. Hı-hı. Başka... Şey var bir dakika. Geliyor. Darjeeling Limited'ın yani harika. Anderson'ın kısa filmi var ama adı neydi? Hotel. Şevalye mi? Ne? Evet Şevalye. Bravo. Evet süper. Harika ya. Bak bunu herkes hatırlamaz.
Şurada bir tane kartpostal vardı da aklıma o teras görseli geldi. Oradan hatırladım. Başka? Bir de egzotik bir şeyler var. Egzotik bir şeyler kesin vardır ya. Adında da egzotik lafı var. Ama zor bir film bu tabii. Adı da Zor. 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 Öyle mi? Hatırlamıyorum. Bilmiyorum ya. Öyle bir film bilmiyorum. Tamam, ben onu eklemiş olayım. Zaten bayağı bulduk. The Tamam. Best Exotic Marigold Aa, bunu hiç Hotel. bilmiyorum. Kimin filmi? Ben ilk defa duyuyorum bu filmi. Vallahi billahi. Bu bir İngiliz filmi. Bu Slumdog Milyoner'de oynayan Dev Patel de oynuyor. Böyle İngiliz bir kadrosu da var. Böyle emekliler sanırım Marigold Oteli'ne gidiyor ve oraya o işletiyor işte şey, Dev Patel. Öyle bir film bu da. Eğlenceli oldukça. Bir de aklıma niyeyse Münih geldi. Asla otel olmayan Asla Münih otel olmayan. Hangi filmde Zehra kırmızı kamyonuyla Karabük'e gelen Mahur'a aşık olur? Bu kesin çok kolay bir soru. Ben kesinlikle cevabını bilmiyorum. Kaç yıllarında geçiyor? 2012 yapımı ve Ha. Türkiye sinemasının ünlü bir kadın yönetmeninin filmi. Ay, rezil oluyorum şu anda. Kamyon Bir şoförü dakika, bu bir dakika. oyuncuyla beraber oluyor. Evet, tamam, bir dakika. Kamyon şoförünü Özcan Deniz oynuyor ve Yeşim Ustaoğlu filmi. Evet, tamam. Araf? Evet, Araf! Araf, Süper. bravo. Evet, Araf. Ya vallahi şey, yanlış cevap vermekten korktuğum için neyse, teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada ben ilginç bir şekilde pandemi döneminde bir Özcan Deniz sinemasına Sardın düştüm mü denir artık, neyse. Ve yani Araf'ı o esnada izlememiş olmama şaşırıyorum. Ama tabii o Özcan Deniz sineması sayılmaz yani. Bir şey yapmışım. Ama ben hiçbir şey yapmadım ki. Ne yaptığını söylüyorlar. Öneriyor muyuz seyircilerimize Özcan Deniz filmografisini? Ya çok gerekmedikçe önermiyoruz. Ama hani böyle işte yine bir pandemi olur, evlere kapanırız. Hani herkes şöyle yani hiçbir şey düşünmeden sadece bakayım diyeceği artık böyle en derin çukurlara girer. E tabii ki öyle bir dönem için güzel bir seçenek diyebiliriz. Hangi film şarkıcı karakterinin biyopsi sonucunu beklerken Paris'te yaşadığı 2 saati konu alır? Cleo 5 to 7 İşte bu Evet, ya. İşte bravo bu. ya. Özcan Deniz'den sert bir geçiş yaptık şu anda. Doğancaya geçtik bir anda. Nevillerden kim kaldı? Evet, klasik bir film sorduk. 1962. O alanda da iyisin sanıyorum. Ya çok iyi değil mi? Yani çok saçma bir şey söyleyeceğim. Ben bunu da pandemide izledim. Ama bu daha pandeminin ileriki artık hani ya yeter. Birazcık artık ya hayata bir dönmem lazım dedik. Özcan Deniz'den bıktım artık, yeter Özcan Deniz. Biraz Agnes vardı diyelim be çocuklar diye böyle play'e bastım, bir anda izledim bunu da. Bunu da öneriyor muyuz peki? Yine Ya bunu kesinlikle öneriyorum bu arada. Ya çok bu tatlı Türk filmdi, değil filmlerde mi? hakikaten inanılmaz tatlı bir film. İnanılmaz da böyle tuhaf bir duygusu var. İnsanı beklemekle yaşamak arasındaki böyle sürüncemede bırakıyor. Beni çok etkiledi yani. Sen de bizi etkiledin. Sen de baş edemeyeceğiz. Özcan Deniz'i de bilen vardı da bilen bir konuğumuz var şu anda. Peki geliyor sorumuz. Hangi filmde Cate Blanchett, Catherine Hepburn'ü Kate Beckinsale, Ava Gardner'ı Bir dakika, kalabalık bir film. Evet. Kalabalık. Erkek oyuncusu da çok ünlü ama onu vermedik. Aviator. Bravo! İşte budur ya. Harika. Kesinlikle. Bunu acaba dedik, böyle sorarsak bilemeyebilir mi? Ama olmadı. Seni kandıramadık. Galiba bu arada o filmin en vurucu şey, ya bunu yıllardır düşünmemiştim ama filmin en vurucu şeylerinden biri buydu. O yüzden sanırım of ne kadar garip bunu hatırlamak. Teşekkürler, çok güzel bir soruydu. Bilince hemen böyle diyor. Ama gerçekten hani özenle hazırladık bu soruyu.
biliyor olman da bizi çok mutlu etti çünkü. Ay teşekkürler. Sever misin Aviator'ı genel olarak? Severim, Aviator'ı severim. Biz o dönemde babamla çok sinemaya gidiyorduk. Onu da buradan anayım rahmetli. Zaten böyle babamla çok izlediğimiz filmler dönemine ait bir film. O yüzden beni böyle oraya götürdü. Golf. On occasion. Or how about nine holes? Now, Mr. Hughes. If it would be convenient, Miss Hepburn. Hangi filmin kahramanı The Continental Oteli'nde saklanır? John Wick. John Wick. Evet, içimizdeki gizli aksiyon sever ortaya çıkıyor. Evet ya, ben maalesef ya maalesef değil aslında, ben seviyorum ya biraz aksiyon filmi ama çok yani tabii ki benim de bazı standartlarım var yani ama yani John Wick özellikle bence birincisi yani gayet güzel bir film yani hani yani bir köpeğin ardından bir intikam yolculuğuna çıkmak bence bir karakter için bir intikam yolculuğuna çıkılacaksa en mantıklı sebep olur diye düşünüyorum bir aksiyon filminde. I lost everything. That dog was a final gift from my dying wife. Jonathan, you got out once. You dip so much as a pinky back into this pond, you may find something reaching out to pull you back in. It's personal. Hangi filmin kahramanları Beyoğlu'nda Sezen Aksu'nun Deli Veren albümünü dinlerken kavuşurlar ve aşık olurlar? Ay çok güzelmiş ya. Vallahi bilmiyorum, biliyor musunuz? Yine bildiğini düşünüyoruz. Deli Veren albümünü dinlerken ha? Ya benim biraz yerli sinemam galiba şey ya, biliyor musunuz? Kötü, bende pek o şeyler yok. Birazcık ipucu vereceğim. Bunlar aslında böyle uzun yıllara yayılan bir aşk hikayesi. Bu 80'lerde çocukken birbirlerine aşık oluyorlar. Sonra 90'larda erkek karakter bir müzik yazarı oluyor, müzik eleştirmeni oluyor. Sonra çocukluk aşkıyla tekrar karşılaşıyor ve o Gece Beyoğlu'nda birlikte o Deli Veren albümünü ilk defa çıkmış piyasaya, onu dinliyorlar. Sonrasında da uzanıyor tabii hikaye. Ama şeyle ilgili, müzikle ilgili. Karışık kaset mi? Evet. Karışık kaset. Evet. Ben dedim karışık kaseti çünkü ama Deli Veren albümünü atlamışım orada var ve aa çok iyi. Her aşkın bir hikayesi var. İrem'le benim hikayem nerede başladı peki? Şimdi bütün hikayeyi anlatayım istiyorum da nereden başlayacağımı bilmiyorum. Sinemada izlemiştim. Bir daha izlemedim. Netflix'te var galiba şu anda değil mi? Evet, şu anda evet, Netflix'te evet. Evet. Hatta onu da öneriyoruz. O da çok güzel izlenen filmlerden biri. Müge ile Sarp'ın oynadığı çok tatlı bir filmdi. Hangi filmin psikolog kahramanı bir uzay gemisinde karısının hayaletinin peşine düşer? Geliyor. George Clooney. George Clooney. Evet, o da var. Ah neydi adı bunun ya? Art House. Var ama değil mi bu filmi? Doğru bir yerdeyim şu anda. Yeniden çevriminde var. Polaris. Evet. Polaris. Evet, evet. Ben George Clooney'li versiyonu izlemişim yani. Demek ki. Ya da izlemiş miydim? İzledim herhalde ya. Hatırlayamadım şimdi. George Clooney'den bulmam yani koskoca Tarkovski'ye giden bir yolculuk oldu bu ama neyse. Yani sen ama öyle bir şeyin var senin. Orada oraya sıçrayabiliyorsun. Bence çok sorun yok. Hani Özcan Deniz'den Varda'ya, George Clooney'den Tarkovski'ye gayet güzel geçişler yapıyoruz. Biz bu soruları hazırlarken fark ettik ki sezonun son programında büyük bir ayıp, bir günah işlemişiz ve bugüne kadar hiç Tarkovski sormamışız. Dolayısıyla sana denk geldi. Sen de ama Clooney'yi hatırladın. Olsun. Benim evet Tarkovski'm çok zayıftır. Ama George Clooney'den orada devam edelim. At precisely 1900 hours, I entered the cabin of the spacecraft and settled back for liftoff. Ready, Kelvin? Ready. Good luck. Harika gidiyoruz. Şimdi bir sıralama sorusu, saydırma sorusu daha doğrusu gelsin. Yazlık bir mekanda geçen kaç film sayabilirsiniz? Yazlık bir mekanda geçen... Sahil olur, yazlık, otel...
Şöyle, bir tane James Bond'un Fethiye'de açılan bir filmi vardı. O sayılır mı? Aklım oyunuyla başlıyor. Küçücük bir kısmı değil yani, büyük bir kısmı. Niye aklım? Ne saçma. Biz böyleyiz. Tabii yazdık ki biz böyleyiz. Orası yazdık değil mi? Evet evet, yazdık. Ya Urla'da çektik, yazdık sayılır. Tamam, direkt zaten bu cevabı bekliyorduk. Onun işte ya bir tane daha izlemiştim ben ya. Bir dakika dur, neydi? Tam o yazlık yerde geçiyor. Ben bir tane güzel bir ipucu vereceğim. Onu hatırlamaya çalışırken sen Meriç. Üç filme yayılan bir aşk hikayesi var. Jesse ve Celine'in hikayesi. Evet. Filmi, evet. Filmi. Before Sunrise, Before Midnight. Before Midnight, evet. Nerede geçiyordu? Yunanistan'da geçiyor. Aynen. Evet. Düşünüyorum. Yani tabii ki hani şeyler falan var böyle. Çılgın dershane. Çılgın dershane. Onlar vardı. Çılgın dershane yazdık da. Çılgın dershane. Çok iyi. Çok iyi. Şey diye bir film vardı. Şaşkın diye bir film vardı. O nedir? O da bir Türk filmi. O da eski bir film. Ya çok güzel bir soru. Daha düşünmek istiyorum bir dakika. Bir tane daha ipucu veriyorum. İtalya'da geçen, hatta böyle geçtiğimiz yıllarda vizyona giren müthiş bir aşk hikayesi. Bir eşcinsel aşk hikayesi. Aa, Call Me By Your Name. Evet. Evet. Yani evet, o da yaz filmi. Doğru, yazdık filmi. Benim de aklıma tam o sırada bir şey gelmişti. Ay bir dakika. Şöyle bir film vardı. Robert Downey Jr.'la Marisa Tomei'nin oynadığı. Bir film vardı ama adını hatırlayamıyorum. Böyle o onun yerine geçiyor. İşte ay neydi o filmin adı ya? Only You. Ah, Only You. Evet, o sayılır mı yaz filmi? Bence sayılır, sayarız yani. Bence de. Çünkü filmden giriyorlar orada da. Barcelona. Vicky Cristina Barcelona. Bravo. Evet. 80'li yılların meşhur bir dans filmi var. O da böyle yazlık bir yerde geçer. Patrick Swayze'li falan. Evet. Dirty Dancing. Dirty Dancing, bravo. O da yazlık yerden geçiyor. Evet, evet. Böyle bir pansiyonumsu bir yerde geçiyor. Yazın gidilen bir mekanda geçiyor. Peki şey sayılır mı? Blue Lagoon. O sayılır, harika. The Beach var. The Beach var, Danny Boyle, evet doğru. The Beach var, kesinlikle. Şey var, klasik, herkesin denize girmeye korktuğu 70'li yıllardan Spielberg filmi. Ha, Jaws var. Hı-hı. Evet. O zaman şey, aha! Şey. The Deep Blue. Luc Besson. Harika. Oo, çok, çok iyi. Güzel. Çok güzel. Aklımda bile gelmemişti bu. Müthiş ya. Bayağı çıktı. Aa, buldum. Mediterano. Sayılır mı? Saydık tabii ki. Bravo. Ya, bütün Akdeniz sonuçta yazlık olduğu için. Ama bence sizin de James Bond'un açılış sahnesi Fethiye'de olan düşünün derim. Skyfall da güzel filmdi. Ben sevmiştim. Kesinlikle. Ben seni Artalas'a çekiyorum hemen. Çok fazla buralarda dolaştık. Hangi filmde bir fizik profesörü yaşam boyu onur ödülü almak için Stockholm'den Land'a uzanan kabuslarla dolu bir yolculuğa çıkar? Profesörümüz. Nereden nereye gidiyordun? Zaman kazandı. Stockholm'den gidiyor. Stockholm, buldun nereden ipucu bulacağını. Yok, Stockholm'den Lund'a mı gidiyordu? Evet. İsveç'in en meşhur yönetmeni eski. Ha, Bergman'ın. Bergman'ın, evet. Ay, benim Bergman'ın izlemediğim filmleri var maalesef ya. Onlardan biri herhalde. Yani şey değil, Yaban Çilekleri miydi? O değil. Yaban Çilekleri. Evet. Yaban Çilekleri. Bravo. Benim izlediğim bir film. Ben bunu niye demek ki yani öyle algılamamışım. Uzun bir yolculuğa çıkıyor ve çocukluğuna gidiyor. O oluyor, bu oluyor. Ben tabii ki sadece yolculuğa odaklanmışım ve bir fizik profesörü ve nereden nereye gittiğini falan hiç hatırlamıyordum yani. Ya Bergman benim en sevdiğim yönetmenlerden tabii ki. Ya bunu söylemek de bir ayıp gibi de. Ama izlemediğim filmleri var. Yani ben Persona'yı çok seviyorum. Benim en sevdiğim filmlerden biri gerçekten. Ve şeye hep şaşırırım. Yani nasıl mesela Shakespeare'in yazdığı bir şeye
nasıl yazmış bu adam, asırlar boyu böyle genel geçer bir şey dediğimiz şeyi ben sinemada mesela Bergman'da hissederim, onun filmlerinde. Beni çok şaşırtan bir yönetmen tabii. Paris, HIV ve aktivizm kavramları size hangi filmi çağrıştırmaktadır? Blue is the Warmest Color. Değil. Hemen çok hızlı. HIV özledim. Yoktu onda ama ben yine de o filmi anmak istedim. Paris, HIV ve... Aktivistler. Eylemci bunlar çünkü karakterler. Dans ederken kalbimiz çok hızlı atıyormuş. Kalp ritmiyle de ilgili. Hayır. Dans deyince. Böyle dans ederken kaça çıkıyormuş kalp atışımız. Filmin ismi o aslında. Tamam biliyorum. Ben bu filmi izlemedim. Bilmiyorum ki. 135 BPM. Geliyor aşağıya. BPM doğru evet aşağıdayım. 120? 120 BPM. 120 BPM evet bravo. Harika bir film. Herkese öneriyorum. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Çok iyi bir filmdir bu arada gerçekten. İzleyeceğim bunu mutlaka. Ay ne kadar güzel filmler şey konuştuk yani. Senin için sevgili Melican. Sağ olun. Furkan Karakoç adlı izleyicimiz şöyle sormuş. Hangi Fransız filmi Tarkan'ın şımarık şarkısıyla açılır? Aha, çok güzel bir soru. Keşke cevabını bilseydim. Ya şu an bu filmin adını öğrenir öğrenmez izlemeyi planladım bile şu anda. Acaba çıkar mı diye bir ipucu vereceğim. Bir Claire Denis filmi bu. 90'lı yılların sonunda çektiği bir film. Tamam. Köprü Üstü Aşıkları'nın oyuncusu da oynuyor. Denis Levan. İzlememişim ya. Çünkü ben bunu izlesem kesinlikle Claire Denis'in böyle bir filmini izlemiş olsam hatırlardım. Tamam yani. Zorlamayacağım. Tavsiye olsun seyircilerimize de. Beau Travail isimli filmimiz. Beau Travail. Aa çok iyiymiş ya. Bunu izleyeceğim kesin. Ben de izleyeceğim bu arada. Ben de çok merak ettim. Bilmediğim. Bunu biliyordum. Şimdi ben gidip birazdan onu söylerim. Peki bilgi sorularını bitirdik ve gayet de başarıyla bitirdik. Çok değil mi? Neredeyse hepsini. Yani Türk filmlerini bilmiyorum dedin. Onları da bildin aslında yani. Seni tebrik ediyoruz. En sevdiğin ve merakla beklediğin kısma geldik sonunda. Hadi bakalım. Stay here. I'll be back. Bekleyimiz şöyle. Yazma. O zaman bekliyor insan. Buraya çok az insan geliyor. Çok insan gidiyor. Kalan da bekliyor ama bazen çok uzun bekliyor. Şıklarımız evet. Şunlar. Bu replik Vizontele Tuğba'da mı geçiyordur? Evet, Vizontele Tuğba'da geçiyordu. Başka şıkka ihtiyacımız yok mu? Ben Vizontele Tuğba olduğunu hatırlıyorum. Bravo Meriç. Bravo Vizontele Tuğba. Kesinlikle. Müthiş. Yazma beklemeyeyim diyordu. Evet. Sever misin Vizontele serisini? Çocuktum ben ilk Vizontele'yi izlediğimde. Tabii o zaman yani Vizontele'nin ilkine bayılmıştım. İkincisini de sevmiştim. Hı hı. Ama birincisini daha çok severim Vizontele'nin açıkçası. Peki yine aşk. Bu sularda dolaşıyoruz bugün. Aşk bitince geriye dünyanın en hüzünlü hikayesi kalır. Bu replik. Hangi filmden olabilir? Amor mu? Le Fate Ignoranti mi? Hable con ella mı? Aşk, cahil periler, konuş onunla. Türkçelerini de söylüyorum.
Cahil periler mi acaba? Bunun sorunlu olduğunu sanmıyorum. Şimdi ama Almodovar da romantik bir insan yani. O zaman konuşalım onunla. Evet. Ama bir dakika, konuşalım. Ben yanlış filmi hatırladım. Hastanede. Değil mi? Matador. Hı-hı. Evet. O. Ha, tamam. Tabii ki canım yani. Ay çok severim. En son bir tane şeyini izledim Almodovar'ın. Kısa filmi vardı bir tane. Tilda Swinton oynuyor. Evet, Human Voice. Human Voice, onu izledim. Yeni çıktı o da, bu sene yaptı. Evet. Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlami? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Scusi, con me? Gorlami. Yeni kategorimiz orijinal adı kategorisi. Burası eğlenceli. Çünkü maksat çok bilmek de değil yani, eğlenmek, tahmin etmek. Biraz dağıtımcı mantığıyla düşünüp Türkçe'ye tuhaf çevrilmiş film isimlerini bulup acaba bu filmin orijinal adı ne olabilirdi diye soruyoruz. Gerilmeye gerek yok burada yani, kolay değil zaten bulmak. Yani ben şu an siz bana Türkçesini söyleyeceksiniz, ben orijinalini tahmin etmeye çalışacağım. Evet, genelde pek ilgisi de olmuyor zaten yani orijinal isimlerini. Çok iyi. Yasak ilişki şeklinde çevrilmiş film. Hangi film olabilir? Her şey olabilir bence. Yasak ilişki diye çevrilmiş bir film. Diane, neydi adam, kadının adı ya? Pierce Brosnan oynuyor mu bu filmde? Hayır, oynamıyor. Oynamıyor. Şimdi ipucu vermeden önce böyle aklına gelen yasak ilişkiler var mı? Bu olabilir dediğin olabilir. Evet, gibi bir şey geldi aklıma ama Dangerous ama o tehlikeli ilişkilerdi zaten. Tehlikeli ilişkilerdi o. Yasak ilişki. Sanki böyle afişi geliyor gözümün önüne. Böyle siyah bir fonda çıplak iki beden böyle falan. Öyle bir afişi var mı? Çok güzel kuruyorsun ama. Şimdi burada böyle en çok Oscar adaylığı olan bir kadın oyuncumuz oynuyor. Meryl Streep. Evet. Oynuyor. Yasak ilişki. Yasak. Olmaz mı diyorsun Meryl Streep yasak ilişki? Olur olur canım, olur da. O zamanlar geçti. Eski bir film bu. 95. Ya. Ha, evet anladım ama ben bilmiyorum bunun adını ki. Vallahi bir, özür dilerim. Bir yerin ismi aslında filmin adı. O yer. Evet. Bridges ne? Evet, evet. Evet, çok güzel. Evet, tamam. Bridges of M ile başlayan bir şey. Ne? Madison. Madison Square? Yok, Madison Garden. Madison Square Garden. Bridges of? Madison County. Ha, country. Tamam ya. Çok iyi ya. Ya evet, ben de onun kitabı vardı hatta. Ona bakıyorum burada şimdi. Var mı gerçekten? Evet. Maybe you have to ask yourself why it's an obsession. What's that? I remember I had this the other night after you left. Aa, oha, onu öyle mi çevirmişler? Kitabı nasıl çevirmişler? Yok, kitap İngilizce. Ha, İngilizce, orijinal. Ha, oradan hatırladın. Evet. Yasak ilişki. Ha, yasak ilişki. Yani dümdüz çevirmişler dümdüz yani. Dümdüz çevirmişler. O burada aldatıyor, yasak ilişki diye. Evet, yasak ilişki. Olur mu? Olur. Ama yasak ilişki de çok klişe yani. Ya tabii çeviride şöyle bir şey de vardır. Yani siz de bilirsiniz ki hani... Birebir çevirmemeyi tercih edebilir bazen çevirmen ve daha içerikten kendi yorumunu katarak yani yasak ilişki demiş olabilir. Biraz kolaycılık yapmışlar, kabul edelim şimdi. Biraz kolaycılık yapmışlar tabii ki. Bir Ajda Pekkan şarkısını uygun görmüşler bu filmi çevirmek için. 2012 yapımı bir film. Demişler ki bu filmin adı Şimdi Gel de Gör Beni olsun. Şimdi Gel de Gör Beni, ne kadar güldüm. Niye bu kadar güldüm? Yok, Fransızca falan değil herhalde, değil mi? Değil. Senin çok sevdiğini bildiğimiz bir oyuncunun, aynı zamanda sonradan yönetmenlik de yapmaya başlayan bir oyuncunun. Ha, Greta Gerwig'in mi filmi? Evet, bravo. Greta Gerwig'in ne? Fransız hava falan değil herhalde. Değil, hayır değil. Biraz daha geriye gitmek gerekiyor sanki. Allah Allah. Gel de gör beni. Bir dakika, Greta Gerwig oynuyor mu yoksa? Oynuyor, oynuyor. Başrolde oynuyor. Ay vallahi hatırlayamadım. Karakter bir şeye karşı. Karakter versus.
Galiba hatırlamıyorum ya. Biliyor musunuz? Ya da hatırlasam da şu an tamamen beynim birbirine girdi yani. Hiçbir şey hatırlamıyorum şu anda. Burak, sana bırakıyorum. Peki. Tamam. Doğrudan söylüyorum. Artık zorlamayayım Meriç'i. Lola vs. Ben bu filmi bilmiyorum ki. Kötü bir filmi çünkü aslında bu. Ama çevirisi... çevirisi komik. Lola vs. filmin orijinal adı. Türkçemize şimdi geldi gördüğüm için. Ben bu filmin varlığından şu an haberdar oldum. Ama en azından şarkıdan haberdarız. Şarkıdan haberdarız. Afiş kategorisine geldik şimdi. Alternatif afişler göstereceğiz ve hangi filmin afişidir diye soracağız. Bunlar ama resmi afişler olmadığı için böyle illüstrasyonlar aslında filmi çağrıştıracak. Şimdi ilki geliyor. Şu anda gördüğün afiş hangi filme aittir diye soruyoruz Meriç. Call Me By Your Name değildir herhalde. Daha eski bir şey herhalde. Bu. Değil. Bunlar nerede? Tabii. Ha? Burada ne görüyorsun? İstersen konuşursak çıkıyor çünkü. Figüre dikkat ettiğiniz... Ama figür pek insan figürü gibi değil. Ha, şeytan mı bu? Yani pek şeytan. Bir şeytanımsı yanı da var, bir tuhaf yanı. Ha, aman anladım ya. Oscar alan film mi? Evet ama su. Su. Ne ya? Suyun altından gelen bir şeyler. Sulu bir şey. Suyun nesi? Sulu bir şey, evet. Suyun nesi yoktu? Evet. Shape of Water. Shape bravo. Of Water. İnanılmaz. Çok güzel. Ay, müthişsin. Çok evet, izlemiştin değil mi bunu? Ben bunu izlemedim. Aa. Ben filmi hiç merak etmedim. O yüzden izlemedim. Çok da zaten böyle takdir görmemiş filmlerden biri. Yani izleyenlerden ve eleştirmenlerden. İyi değildi sanki. Oscar aldı ama. Evet, Oscar aldı. O sene ama biraz kesat bir sene miydi? Yoksa bu Oscar alınca fenalaşmıştık sanki ama nedenini hatırlayamadım. Hangi seneydi? 2018'in başındaki Oscar'lar. 17 Oscar'ları yani aslında. O sene ama kim vardı o sene çok da hatırlamıyorum ben de. Ama yine bundan daha çok hak eden bir film vardı ki ben mesela bu ne lan falan demiştim. Şu anda gördüğün afiş sence hangi filmin afişi olabilirdi? Doğru. İlginç. O bir... Ne türü ne sence bu filmin? Noir bir şey gibi sanki. Noir, evet. Bu bir noir. Bu klasik hem de. Chinatown mu? Chinatown! Çok harika ya, harika. Direkt buldum. Çok, ama burada zaten Faye Dunaway'a benziyor kadın. Sanırım ondan çıkardım. Faye Dunaway mı oynuyor? Faye Dunaway oynuyor, evet. Bravo. Evet. Benziyordu zaten. Ama zaten afişi de buna yakın bir afişti. Evet. Sigara dumanı falan, şapkalı adam. Evet. Arkada, önde kadın. Doğru. Evet. Just like a Chinaman. Jesus. At Barney. Sever miyiz Chinatown'ı? Ben severim Chinatown'u. Onu çok eskiden izlemiştim ya. Bayağı böyle VCD'den falan izlemiş olabilirim. O kadar eskiden izlemiştim. Ben de VHS'den izlediğimi hatırlıyorum. Ben evet, afişlerden başarıyla çıktık ve geliyoruz. Daha ilginç bir yere. Son kategorimize, sahne kategorisi. Burak, istersen. Peki, şu anda izlediğin sahne hangi filmin bir sahnesidir diye soruyoruz. Basıyorum play'e. Evet. Film çok güzeldi. Frans bireyin bir... Ama film güzel bir şey, güzel. Neydi ya? Evet. Bir dakika. Ya, filmin adını hatırlamıyorum ama böyle neydi ya? Aa çok garip bir şey, bunu hatırlayamam. Bu birkaç sene önce çıkmıştı bu film. Evet. Bir Marvel filmi gibi bir ismi var. Ne edebiyat denir Tolkien'lere falan? Fantastik kadın.
Fantastik evet, kadın. Fantastik kadın. Aa, çok güzel, çok etkileyici bir filmdi bu ya. Muhteşem, ben çok sevmiştim bu filmi. Adını unutmuşum yani, tam zor hatırladım ama. Fantastic Woman, evet. Bir Sebastian Lee film. Fantastic Woman, evet, tamam ya. Çok güzel filmdi bu. Evet, bugünün bence öneri olabilecek filmlerinden biri değil mi seyircilerimize? Kesinlikle, bence kesinlikle harika bir film. Evet, ikinci filme geçiyoruz hemen. Sevgili Melih Aral, bu gördüğün sahne acaba hangi filmden olabilir? Bakalım. J'ai quelque chose à vous dire. Je cherche une façon simple et naturelle de vous dire, mais j'y arrive pas vraiment. Isabelle Huppert görüyorum sanki. Alors, voilà, j'ai été ya ben bu filmi izlemedim, bunu da izlemedim. Ama gerçekten bunun adını hatırlayamıyorum şu anda. Ama bunu da izleyeceğim şimdi. Ay çok güzel oldu ya bunları konuştuğumuz. Bir tane dergi var bu isimle. Çok iyi ipucu bu arada. Vogue. Vogue gibi. El. 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 Harika. Çok aa, iyi. Tamam. Evet hatırladım şimdi. Yok evet izlemedim ama hatırladım yani. Evet. Aa çok güzelmiş ya. Teşekkür ederim. Festivalde mi sanki İstanbul Film Festivali'nde mi gösterilmişti? Evet bu Cannes'da da bayağı beğenilmiş bir filmdi. Evet çok güzel. Paul Verhoeven'ın da yıllar sonra yaptığı güzel bir iş olarak tekrar kalbimizi çalmıştı bu filmle. Vay be çok güzelmiş ya, bunu izleyeyim ben. Bütün filmleri bilmedim. Evet, sorularımızın sonuna geldik. Şimdi Burak, sen ne dersin acaba Melih Aral'ın performansına baktığımız zaman? Sinefil sayılır mı kendisi? Tabii ki sayılır. Çünkü yani inanılmaz yerlerde işte James Bond filminin açılış sahnesi, Özcan Deniz sineması, Agnes Varda, Bergman, her şey var. Tabii ki ya, harikulade performans. Çok teşekkür ederim. Bence ya. Gayet iyi bir performanstı Burak'ın söylediği gibi. Replikler, orijinal adı, afiş. Ve şimdi seni sinefil ilan edebiliriz bence programın sonunda. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Yani destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Bana kendi varoluşumu hatırlattınız bu yarışmayla. Ve gerçekten şu an de bir içim rahatladı. Sizlerin karşısında biraz ittirmeyle de olsa böyle şeyleri hatırlamış olmak. Güzel bir duygu. Teşekkür ederim. Ama seni bırakmıyoruz çünkü. Ah, Kirk, my old friend. Do you know the Klingon proverb that tells us revenge is a dish that is best served cold? It is very cold. En keyifli yer, en de korktuğumuz yer bizim burası. Çünkü intikam zamanı kategorimiz şimdi. Şimdi yerleri değişiyoruz ve bize bir soru sor Melih Aral diyoruz. Öyle mi? Ben şu kapanışını şey yapmamışım ya. Bilsem hazırlanırdım ben. Ya. Bakmamışsın işte. Buna. İyi ki hazırlanmadın evet. Yani. O zaman da zor sorular buluyorlar. Ya size zor ne sorabilirim ki ben zaten? Ya neler sordular bize neler. Mesela Tolga Karaçelik de hemen şey yaptı yani. Bir anda 3 kavram atıp bu hangi filmi çağrıştırıyor falan diye sormuştu bir anda böyle. O zaman içinde mavi kelimesi geçen kaç film sayabilirsin? Mavi Dalga tabii. Kieslowski'nin mavisi. Evet. Mavi en sıcak renktir. 3 olduk. Kieslowski mavi en sıcak renktir. Blue Valentine. Blue Valentine. Blue Velvet. Blue Velvet. Evet. Blue Velvet. Evet. Bakalım. Bir dakika. Blue. Mavi mavi İbrahim Tatlıses. Evet. Yeşilçam. Evet ama ona benzer bir tane daha var. Yeşilçam filmi var. Mavi. Peki Meriç'ten kopya çekiyorum. The Deep Blue. Evet. Tamam. İçinde yani çok meşhur bir Türk sanat müziği yani çok meşhur bir sanat. Yani Mavi Boncuk. Da... Mavi Boncuk. Mavi Boncuk. Evet. Tabii. Evet. Doğru bırak. Mavi Boncuk. Güzel gidiyoruz. Hı-hı. Çok iyi gidiyoruz. Benim bildiklerim bu arada artık yani siz şu anda şey şova koşuyorsunuz daha varsa aklınıza gelen. Bu bir çok meşhur bir şairimizin hayat hikayesinin. Mavi Gözlü Dev.
Mavi gözlü de yetkin dikinciler. Yetkin dikinciler ya, bravo. Yetkin dikincileri nasıl unuttuk o mavi gözlüyü? Evet, doğru, onu unuttuk hakikaten. Yani unutulur mu? Hazır. Bir tane daha var benim aklıma gelen. Yine yaz filmlerinde yaz filmlerini sayarken Blue Lagoon. Blue Lagoon. Evet. Güzel. İyi yani. Yaptık. Oldu. Oldu sanki. Bayağı iyi bulduk. Bayağı evet. İyi bulduk. Bu sayede evet, bu sayede gibi. Sevgili Melih Çalan, iyice temamızı da yaza doğru kaydırmış oldum programın sonunda. Evet. Tam güzel bir sezonu böyle kapatırken bizim de bir tatile ihtiyacımız vardı. İyi bir bitiriş oldu. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok eğlendim. Gerçekten yani çok sağ olun. Teşekkürler. Biz hem performansın için hem keyifli sohbetin için sana teşekkür ediyoruz. Ve hoşça kal derken sevgili seyirciler, sizlere de küçük bir ara için izin istiyoruz sizlerden de. Yakında döneceğiz. Ve yine neydi o filmle ve belki de başka sürprizlerle karşı karşıya olacağız. Hoşça kalın. Hoşça kal Meriç. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. İyi tatiller. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.